kesimlere yönelik. Peki şimdi 3 gün sonra TÜİK rakam açıklayacak. 3 gün sonra hangi tarihe denk geliyor? Perşembe gününe denk geliyor. TÜİK'in açıklayacağı rakam merak ediliyor. Bana sorarsanız önümüzdeki 6 ay için en önemli, yani bu yılın en önemli verisi önümüzdeki ayın 3'ünde açıklanacak olan veri. Çünkü TÜİK'in ne kadar açıklayacağını, kaça açıklayacağını şu an için bilmiyoruz. Daha önce kamuoyundan işte şöyle tepkiler vardı. İşte gerçek enflasyon verilerinin altında açıklandığına yönelik. Fakat şu anda TÜİK de dahil olmak üzere rekor bir enflasyon bekleniliyor. Rekor bir enflasyon oranı açıklanması bekleniyor. İşte ÖTV, KDV gibi zamlardan dolayı. Sizin beklentiniz nedir? Yani burada TÜİK'in nasıl bir rakam açıklayacağını düşünüyorsunuz? Geriye kalan 5 aylık süreçte nasıl bir rakam olabilir? Totale vurduğunuz zaman 6 ayda TÜİK'in rakamları baz alınacak zaten. Ama biraz önce %20'yi ifade ettiniz. %20 dediğinizde de düşük bir rakama geliyor. Geçen bir kaynakta da işte ayın 3'ünde %11'lik bir enflasyonun olabileceği, 10-11 civarında bir enflasyonun olabileceği konuşuluyordu. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiği zaman Maliye Bakanımız işte bundan sonra gerçekçi, daha realist bir Merkez Bankası politikası üzerinde ilerleyeceği ile ilgili bazı beyanatlarda verilmişti. Ha, dolayısıyla burada TÜİK üzerinden de enflasyon sepeti belirlenecek ama o enflasyon sepetinde bu Temmuz ayında gelen vergiler vasıtasıyla geçmiş dönemden biraz daha yüksek açıklanacağı o kesin. Ha, rakamsal boyutta 3 nokta küsürdü yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayı. Ha, bu dönemde de en fazla 2 katı olabilir yani. %6'lık 7 bir gibi falan mı? evet 6-7 gibi bir rakam açıklanacağını ben tahmin ediyorum. İşin açıkçası. Ha, yıl sonu da buradaki rakamlar periyodik olaraktan devam edecek. Peki mesela diyelim ki diyorsunuz ki 6-7 oranında gelebilir. Bir diğer ay bu daha da düşerek mi ilerleyecek? Yani çünkü bu ay rekor bekleniyor. İşte rekor bekleniyorsa ve siz işte şimdi 7 diyorsanız düşe düşe yıl sonuna kadar bu oran gidecek. Totalde %20'de mi buluşmasını düşünüyorsunuz yani toplam rakam olarak? Tabii toplam rakamın eğer Merkez Bankası %58 açıkladıysa yıl sonu göstergeyi. Dolayısıyla işte bunun önceki dönemini çıkardığımız zaman 6 aylık dönemde %20 denk geliyorsa, %6-7'si bu döneme aitse, %13'ü geri kalan 5 aya yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayına detay olacak. Ha, burada işte açıklanan sıkı para politikasının kamuoyuyla paylaşılması bu dönemde olduğu için en yüksek rekor dedikleri bu dönemde açıklanacak. Ha, ondan sonrasında işler biraz daha düşerek gelecek, rayına girecek ve düşerek buradaki enflasyon paketi belli bir standarda bağlayaraktan devam edecektir. Yani 10-11 doğru bir şey. Yani onu o şekilde düşünmüyorsunuz. Öyle bir rakam geleceğini Yok, düşünmüyorsunuz. 10-11 biraz fazla afaki oluyor. Çünkü düşünsenize TÜİK'in açıklamış olduğu 6 aylık enflasyon %19,77. 6 aylığı bu. Ama sadece Temmuz ayı %11. 6 aylık %19,77 ise sadece bu %11 biraz yani biraz realitede hissedilen enflasyon veya ENAG üzerinden belirlenen enflasyon o biraz daha farklı. Yani bunun 2 katına denk gelmiş oluyor genelde Ya tabii şimdi baktığımızda. şöyle bir detay vermek lazım. İzleyicilerimiz şunu düşünebilirler. Ya kardeşim ne 6-7'si böyle değil diye düşünebilirsiniz. Biz şu anda TÜİK'in kendi arasındaki işte Emin Bey kendi arasındaki çelişkisi bununla ilgili bir problem olur olmaz. TÜİK gerçekleri üzerinden bir rakam açıklıyor. Yani diyorsunuz ki bence doğru da bir yorum yapıyorsunuz hani TÜİK açısından. Kamuoyunun beklentisinin altında işte 10-11 diye geziyor ama bunun 6-7 olabileceğini düşünüyorsunuz. Çünkü TÜİK daha önce buna benzer rakamlar açıkladı. Ve totaldeki enflasyon oranını söylüyorsunuz. Peki şunu merak ettim siz konuşurken. %20 diyorsunuz mesela 6 aylık süreçte. O %20'lik refah payı neye göre olur sonraki dönemde? Hani %40'a Yani tamamlanması 2000 açısından söylemiştiniz ya. 2022'nin Haziran ayında
Açıklanan enflasyon %15 küsürdü. %14 küsür de yani %15'e enflasyon açıklanmış TÜFE vasıtasıyla, TÜİK vasıtasıyla %15'te ilk önce %10 verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Sonrasında bir %5 daha verdi. Dolayısıyla %15'e %15 %100 katı olmuş oluyor. Yani iki katı olmuş oluyor. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında işte Aralık ayında biraz daha kalplerini kazanacağız şeklinde cümleler kurdu emeklimizle ilgili. Orada geçmiş dönemde %100 verdiyse en fazla %100 verilmiş çünkü. Normal standartlarda açıklanan TÜFE'ye %5 ya da 8 puan eklenti yapılıyordu. Ama en sonkinde %15'e %15 ise bunun maks tepe noktası bir kat olacağı için %20 tahmin ediliyorsa %20 de oradan refah payı gelecektir. %40'a tekabül edecektir. Yani benim kanaatim işin açıkçası bu yönde. Bu rakam yeter mi? Yetmez tabii ki. Ama ekstra ne yapılabilir? Seyyanen bir zam yapılabilir. Çünkü emeklimiz özellikle SSK Bağkur diğer işte emekli sandığı gerçekten zor durumdalar. Kira artışları, hayat pahalılığı, özellikle gıda enflasyonu yani hayatta kalabilmenin temel taşları olan birçok şeyden mahrum durumdalar. Bu sebepten dolayı Aralık'ta iyi bir zam yapılmasını ben de umut ediyorum.